Hocam hiç ders çalışmak istemiyorum. Sürekli canım sıkılıyor. Ne yapabilirim? Bak birçok öğrencimizden Enes Can Özdelice'den, Mehmet Ali'den birçok yorum gelmiş. Mesela Enes demiş ki çok sıkıldım. Ders çalışmak istemiyorum. Mehmet Ali demiş ki ders çalışma isteğimi nasıl geri getirebilirim? Birçok öğrencinin böyle bir sorunu var. Artık sınavlar yaklaştı ama havalar da ısındı ve aynı zamanda korona dolayısıyla birazcık sıkıldık. Evde ders çalışmak istemiyoruz ve bu yüzden de ders çalışma isteğimizi geri getirmek istiyoruz. Gel şimdi sana bununla alakalı bazı şeyler alacağım. <laughs> nisin şunu asla unutma senin Beynin esas şu anda bulunduğu yer değil. Beynin etrafında sosyal medya geziyor, müzik geçiyor, geziyor, oyunlar geziyor. Yani bir şekilde seni oyalayan birçok şey var. Bunlar da senin birazcık da ders çalışmana engelli. Yani sosyal medya gel, eğlen bizimle diyor. Aklın müzik. başında değil dedikleri bu mu? Aynen. Aklın başına değil dedikleri tam da bu Tonguç'un. Birincisi ders çalışırken yorumlama yöntemini uygulayabilirsin. Yani mesela diyelim ki Einstein'in bir formülü anlatıyor ya. E eşittir, mc kare diyor. Sen bunu öğrenirken vay Einstein iyi iş çıkarmış diyebilirsin. Veyahut da işte Mustafa Kemal Atatürk'ün... Fatih Sultan Mehmet'in Karnustan Süleyman'ın başarı anlatırken vay be atalarımız nasıl da başarmış diyebilirsin. Esas olayı birazcık eğlenceli hale getireceksin. Yani sana hoca şöyle anlatabilir. Einstein bu formülü buldu ve görevlilik Sen diyeceksin vay bu fikri beğendim. Einstein güzel bir şey başarmış. İkincisi bağlantı kurman gerekiyor. Bilhassa sosyal bilgiler gibi derslerde neden sonuç ilişkisi çok çok önemli. Yani Mustafa Kemal önce Samsun'a çıkıyor. Sonrasında ardından Havza'ya gidiyor. Neden diyeceksin bunun sebebini biliyorsun. Ardından Erzurum'a gidiyor. Neden? Ardından Amasya, ardından Sivas. Farklı farklı nedenleri bir şekilde... Atılıyoruz. Ha, hayır. Hayır. Havza, Havza evet. Amasya, Erzurum, Sivas. Bunu bir şekilde sıralayacaksın ama bu kodlama yöntemi haricinde neden bunu yaptığını bilmen lazım. Üçüncü Tonguç'um... Ülkemiz milli bağımsızlığı kurtarmak için. Harikasın, mükemmelsin. Şimdi burada şöyle bir şey var Tonguç'um. Ses kaydı almak da güzel bir yöntem. Niye biliyor musun? İnsanlar bir şeyi dinlediği zaman hatta şu anda böyle ses kayıtlı kitaplar çıktı böyle edebiyatımızdaki birçok değerli eser işte Peyami Safa'ya ait Necip Fazıl'a ait birçok güzel eseri böyle okuyup dinleyebiliriz atıyoruz kulaklığı uyurken dinleyebiliyorsun bunları. Sen de sonradan dinlemek üzere öğreneceğin konuların ses kaydını alabilirsin. Hatta videonu bile çekebilirsin. Bak böyle çok ünlü e, bilim insanları veya mesela bazı mesela Steve Jobs gibi adam var. Belki duymuşsundur bu telefonları icat eden adamlardan bir tanesi yani yeni telefonları bulanlardan. Adam her sabah aynanın karşısına geçip başarmalısın, başaracaksın, çok iyi yapmalısın diye kendini motive edermiş. Sen de videolar çekebilirsin. Kendini selfie öz çekim yaparaktan ya da ses kaydı alabilerekten derslerini kendini eğlenceli hale getirebilirsin. Adeta bir YouTube kanalı kurmak gibi. E, kavram haritası da yine çok önemli bir şey Tonguç'um kavram haritası dediğimiz de ince ne geliyor akıl, zi akıl zihin haritaları harikasın mesela bak bunlara alakalı şu anda çok güzel bir örnek vereyim diyelim ki Atatürk ilkelerini öğreneceksin şurası bir sayfa olsun tamam bu normal bir sayfa bu da senin kavram haritası yapmak istediğin sayfa eğer sen Atatürk ilkeleri alakalı buraya başlığını yazdın Atatürk ilkeleri dedin başlığını yazdın ardından da birinci satırda işte cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık inkılapçılık, laiklik devletçilik böyle yazın. Sonra bazı önemli kısımların altını çizin böyle. Bunlar önemlidir dedin. Tamam mı? Sonra da son bir özet yazdım. Bu da böyle olur dedin ve bitti. Şimdi bu normal not alma yöntemi. Bu zaten kitaplarda olan yöntem. Ama sen zihin haritası yani bir kavram haritası yapabilirsin. Ortaya Atatürk ilkeyi yazarsın tamam buraya yazıyorsun. Atatürk ilkeleri bak yine aynı kelimeleri yazıyorsun. Bak burada Atatürk ilkeleri yazmışsın. Burada da Türk ilkeleri Ama yazıyorsun. renkli yazıyorum. Ama renkli yazıyorsun bu bir. Gerçekten çok zekice. İkincisi de sayfanın başına değil de ortasına yazıyorsun. Sonra da yine renkli kalemlerle oklar çıkarıyorsun. Buraya cumhuriyetçiliği koyayım. Buraya milliyetçiliği. Buraya halkçılığı. İkisinin toplamı zaten. Buraya devletçilik, buraya laiklik. Bir sürü buraya kağıt yazıyorsun. israfı. Hayır kağıt israfı değil. Yine aynı bilgileri yazacaksın bu Senin öğrenmeni sağladığı için sonradan yapacağın başka israflar engelleyecek. Buraya cumhuriyetçiliği yazdın. Buraya milliyetçiliği yazdın, buraya halkçılığı yazdın. Bak şurada bir satır yazmışsın, burada iki satır oldu. Gerçekten ki, çok güzel oldu yalnız. Bak biraz daha eğlenceli olmaya başladı. Devletçilik, işte layıklık, inkılapçılığı yazdın. Şu anda hem öğrenmen kolaylaşacak. Niye biliyor musun? Bu satırların hepsi birbirine benziyor. Ama buradaki cümleler biri solda, biri sağda, biri altta, biri üstte, biri ar Yani farklı zihninde bir Puzzle yer. Puzzle gibi. Yapıyorsun. Puzzle gibi. Dolayısıyla kavram haritası yapmak da senin öğrenmeni kolaylaştıracak. Bir de engelleri ortadan kaldırman lazım. Burada engelden karşımız şu. Esasında hani bu seni oyalayan sosyal medya var ya onlar bilinçli bir ürün. Yani onların her biri senin nerede zaman geçirdiğini anlıyor. Hemen onunla alakalı bir video gönderiyor Hemen onunla alakalı bir post yolluyor. Ve sen bakıyorsun diyorsun ki aa hep benim sevdiklerimi yolluyor. Herhalde senin sevdiklerini yolluyor. O senin oyalanmanı istiyor. O senin derslerine çalışmamanı istiyor. Çünkü derslerine çalışırsan başarılı bir insan olursan bu sefer sıkıntı. En iyisi ben onu oyalayayım. Ona daha fazla ürün satayım. Ona daha fazla zamanını oyalayacak oyunlar göndereyim. Onun sevdiği şeyler yapayım diyor. Dolayısıyla diyeceksin kardeşim ben telefonumu kaldırdım diğer odaya koydum diyeceksin. Veyahut da işte seni oyalayan televizyondaki diziler olabilir başka başka şeyler olabilir. Bunları diyeceksin ben ara verdim ben ciddi bir şekilde net bir şekilde e, konuya e, odaklanmam gerekiyor diyeceksin. Peki günde kaç saat internete giriyorsun Tonguç'um? Hocam ben maksimum 17 saat giriyorum hocam. Yani Tongu... 17 saati geçmemeye çalışıyorum. Tonguç'um ne yapıyorsun? Günde 17 saat imkansız bir süre. Günde maksimum 1 saat internette gezinebilirsin tabii ki. İnternet tabii faydalı şeyler için de kullanabiliyoruz. Ama biz eğlence amaçlı günde interneti çok fazla kullanmamamız lazım. Hem sağlığımız için hem de genel gelişimiz için zarar. Bir de mola yapmak da çok önemli. Mesela diyelim ki ders çalışacaksın. 2 saat üst üste saatlerce ders çalışırsan ki 2 saat saatlerce olmuş oluyor. Hiç fayda olmaz. Aa. Ama sen 30 dakika ders 15 dakika mola. 30 dakika ders 15 dakika mola. 30 dakika ders 15 dakika mola yap. Akıllı çalış bak. Normalde bir buçuk saat çalışmış oluyorsun. Bak burada iki saat çalıştım ben. Ama burada bir buçuk saat çalışmana rağmen inanılmaz bir verim alırsın. Çünkü nasıl biz okullarda mesela 15 dakika teneffüs veriyoruz. Aynı şekilde veya 10 dakika teneffüs veriyoruz. Aynı şekilde sen de derslerin arasında molalar yapman lazım. Ama bu molayı yaparken sakın sakın çok uzun bir süre sonra dönme. Yani 15 dakikalık mola eğer bir saate giderse eyvah eyvah çok kötü olur. Dolayısıyla yapman gereken molalar vererekten çalışmak. Zaten insanın dikkatini çok uzun süre toplayamıyor bazı şeyleri. Bir de ideal çalışma saatini belirlemen gerekiyor. Buradan da kastımız şu. İnsan esasında hep aynı saatte başlarsa çalışmaktan vazgeçmiyor ve çalışmaktan keyif alıyor. Ya benim diyor saat işte 9'da bunu yapmam gerekiyor. 11'de bunu yapmam gerekiyor. Saat 12'de benim aram var. işte öğleden sonra bunu yapmam gerekiyor diyor. Ve gün içerisinde bunları yaptım, 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 yaptım diye tik atıyor ve rahatlıyor. İnsanı bazen de belirsizliği görüyor Tonguç'um. Ne yapacağını bilirsen rahatlıkla çalışmanı yaparsın. Bir de renk kodlama tekniğini kullanabilirsin. Burada da kastımız şu. Kırmızı renkle başlıklar yazabilirsin. Mavi renkle terimleri kullanabilirsin. Yeşil renkle anahtar kelimeleri, mor renkle örnekleri. Yani hani az önce şurada yapmıştık ya e, akıl, e, akıl zihin haritası yönteminde. Şurada göstermek istiyorum özür dilerim. Şimdi bak başlığı kırmızı yapmıştık. Bak kırmızı başlık oldu. Mor neymiş? Örnekler. Bak buraya mora örnekleri yazdık sarıyla fosforluyla böyle oklar çizdik. Dolayısıyla sen de mesela çok önemli anahtar kelimeleri böyle altını bunlarla çizebilirsin. Bu da senin için bir öğrenme yöntemi kazanacaktır. Hep aynı kalemleri kullanabilirsin ve dersleri kendin için renkli hale getirmiş olursun. Tamam Bir de unutma. Bahanelerinden daha güçlü olman lazım. Çünkü bu bahan yani beynin senin kontrolünde. Beyin bir organ. Mesela sen şu elin istemese şu kalemi alabilir mi? Alamaz. Beynin de sen istemezsen çalışmaz. Sen istersen çalışır, sen istemezsen çalışmaz. Dolayısıyla ya ben tembellik yapıyorum, beynim çalışmak istemiyor, aklım çalışmıyor. Hayır hayır, hiç endişelenmene gerek yok. Sen onu yönetebilirsin ve bahanelerine kurtulabilirsin. Tonguç'un um, bir cümlemiz daha var, onu da söylemek istiyorum. Hedeflerin konusunda inatçı ol, ancak uyguladığın teknikler konusunda esnek ol teknikleri çeşitlendir. Yani illa renk kullanacağım dersin. Mesela kırmızı kalemle başlıkları atacağım. Yeşil kalemle terimleri yazacağım dedin ama kalem yok. Ne yapacaksın o zaman? O zaman kendime göre farklı renkler seçerim. Harikasın Tonguç'um. İşte bu şekilde destek olmak gerekiyor. Sonrasında zaten başarı gelecek. Hadi bakalım ödül sorumuzu yap yorumlara yolla.